Hocam oksijen açlığı denilen bu ozon terapi hakkında da bize biraz bilgi verirseniz. Kişiye özel uygulanan, doktor tarafından belirlenen uygun dozlarda işte tamamen yan etkisi olmayan, tamamen doğal bir tedavi şeklidir. Bu tedaviye enerji yoksunluğu, oksijen açlığı gibi durumlarda başvurmaktayız. Bu gibi durumlar zaten günümüzde her insanda rastladığımız durumlardan biridir. Hastalar nasıl bir şikayetle ozon terapiye gelmeliler? Yani işte ki kronik yorgunluk sendromları, fibromiyaljı, kas iskelet sistemi ağrıları, Bu nöral terapiyle bağlantılı mı az çok ağrılarla ilgili? ya bu nöral terapiyle ozon terapi zaten İç içe. aynı amaca yönelik uygulanan tedaviler birbiriyle iç içe geçmiştir. Ben çoğu hastamda iki tedavi birlikte götürüyorum. İkisinde farklı etkileri var. İşte ozon terapi daha çok hücre düzeyinde oksijenasyonu artırarak tüm vücutta enerjiyi yükseltmektedir. Ve tamamlayıcı, hatta bir yazınızda bahsetmiştiniz. Tamamlayıcı mükemmel bir tedavidir demişsiniz. Ve bunun yanında ağrıdan dolayı yürüme hızı düşük olan hastaların daha hızlı yürüdüğünü, koşamayanların koştuğunu gördüğünüzü ifade etmiştiniz. Bu her iki terapinin sonucunda mı oluyor bunlar? Ya bu iki tedavide uyguladığım hastalarda gözlemledim. Ayrıca ozon terapi kanserli hastalarda bile bu işte vücudun direncini, bağışıklığını artırmaya yönelik kullanılmaktadır. Yaygın olarak kullanılmaktadır. İşte C vitamini ile birlikte kombine edilerek kanser tedavisi alan, kemoterapi alan, radyoterapi alan hastalarda destekleyici tedavi olarak da kullanılmaktadır. Bu en uç noktasıdır. Buna paralel olarak işte güzellikten kronik ek kas iskelet sistemi ağrılarına, fibromiyaljilere, akne, alerji, o tip durumlarda işte deri hastalıklarında, diyabetik yaralarda, yara enfeksiyonlarında geç. Yaşı ilerlemişlerde peki o yaştan dolayı yürüme zorluğu çekenler de var mı? O tip hastalara zaten şu an 5 hastam var devamlı gelen. Hepsi de o tip hastalar. Hepsi de yaşlılığa bağlı debil hastalar olarak değerlendirdiğimiz geriatrik hastalar. Bunlar da işte genel omurga ağrıları, yürüyüş hızında azalma gibi durumlarda ozon terapiyi Peki uygulamaktayız. ozon terapi, yanlış biliyor olabiliriz. Mutlaka izleyicilerimiz de bilenler vardır, bilmeyenler vardır. Bu vücuttan kan alınıp tekrar işlenerek vücuda mı veriliyor? Yani ozon terapinin bu söylediğiniz bir çeşidi. Bunun uygulama yolları çok farklı olarak değişmektedir. Çocuk yaştan, bebek yaştan 80 yaşına kadar her yaşta uyguladığımız hastalar var. Bu hastalara işte tipine göre, işte kan damarının olup olmadığına göre, eklem rahatsızlıklarına göre her bölgeye güzellik isteyen işte yüz, kazaya o tip durumlarda bile uygulanmaktadır. Farklı çeşitleri mi var? Şimdi şu an bilinen ozon terapi dediğimizde insanlar hep işte kan alıp PRP mi oluyor? Onun bir şeyler yapılıp sonra tekrar vücuda enjekte olarak biliyorlar. Ya bu ana tedavi şekli öyle, majör terapi deniyor. İşte vücuttan 100 cc kan alıp onu işte ozon jeneratör dediğimiz aletle ozonlayıp tekrar vücuda veriyoruz. Bu ne olmuş oluyor? Yani medikal oksijen tüpünden aldığımız oksijen yüksek enerjide ozona dönüşüyor. Bu ozona dönüştüğü an içerisinde yüksek enerjiyi hapsetmiş oluyor. Bunu tekrar kana verdiğimiz an oradaki bir takım işlemler sonrası oksijen artı enerji oluşuyor. Bu oluşan oksijen ve enerji vücutta aynı şekilde kullanılmak amacıyla hücre düzeyinde açığa çıkmakta ve vücudun direkt kullanıma hazır oksijene ve enerjisini ATP olarak hücre düzeyinde almış olmaktadır. Bunların seansı işte paket olarak oluyor. 10 seans, 12 seans ilk haftada 2 olmak üzere başlıyoruz. Ondan sonra hatırlatma dozlarımız var. Bunlar da haftada bir, ayda bir, ondan sonra bitiriyoruz. Bir dahaki seneye tekrar
paket olarak 10 seans almasını öneriyoruz. Bu ozon terapi uygulandığı 12 seanstan sonra belli bir pik o düzeyine ulaşıyor, vücuttaki enerji düzeyi. Bundan dolayı işte ozon terapi faydası olmayacak kimse yok zaten, öyle bir tedavi yani. Peki bu proloterapi, PRP, kök hücre, çamur, bunlar hepsi ayrı şeyler mi, yoksa bu nöral terapiyle ozon terapiye bağlı mı? Bu tedavilerin hepsi alternatif tıp tedavileri olarak geçmektedir. GETAT ünitelerinde uygulanan, günümüzde işte Sağlık Bakanlığı tarafından sertifikasyonu yapılan tedavi türleri. Bunlar işte uzman doktorlar veya pratisyen doktorlar Sağlık Bakanlığı'nın verdiği işte kurs programıyla alarak sertifikasını alıp uygulayabilmektedir. Biz de ünitemizde bu tip tedavileri fizik tedaviyle kombine ederek daha güzel sonuçlar, daha etkili, daha başarılı hastalar elde etmekteyiz. Bunlardan işte proloterapi, işte PRP tedavisi, çamur tedavisi, kök hücre, lenfödem masajları, kulak akupunktürü, kuru iğneleme, manuel terapi, medikal masaj, refleksoloji, bunlar ünitemizde hepsi başarıyla uygulanmakta. Ama zannediyorum fizik tedavi olmadan bunların hiçbiri olmuyor bu.